Yarınımızın umudu gençler, geleceklerini yurt dışında arıyor. Türkiye son yılların en büyük ekonomik krizini iliklerine kadar hissederken, hem ekonomik sorunlar hem de gelecek kaygısı yaşayan gençler çareyi yurt dışına gitmekte buluyor. Hatta en garantili meslek olarak görünen tıp öğrencileri dahi gözünü yurt dışına dikti. Türkiye'de okuyan ve tahsilini tamamladıktan sonra yurt dışında mesleklerine devam etmek isteyen tıp öğrencilerinin sayısı dudak uçuklattı. Tıp öğrencileri yurt dışına gitmek için Türk Tabipleri Birliği'ne rekor sayıda başvuru yaptı. Tıp öğrencileri arasında artan yurt dışına yerleşme planları ve 2021'de 1405 hekimin yurt dışına çıkmak için TTB'ye başvurması ve aynı zamanda TTB verilerine göre pandemi döneminde yaklaşık 9000'e aşkın hekimin kamu hastanelerinden istifa etmesi durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Tıp öğrencileri sıkıntıları giderilse ülkede hizmet vermeye istekli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm öğrencilerin barınma, beslenme, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarını ücretsiz karşılasın. Tıp fakültelerinde eğitim ve sınav sistemi öğrencileri yıpratmamak üzere bizlerin de dahil olduğu bir süreçle yeniden değerlendirilsin. Mobbinge karşı gerekli önlemler alınsın. İntern hekim maaşları asgari ücret düzeyine çıkarılsın. Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve maaşları acilen iyileştirilsin. Türk Tabipleri Birliği Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı da umut vurgusu yaptı. Geleceksizliğin, umutsuzluğun da yatıldığı koşullarda biz umudu var etmek için gerekenleri yapmaya söz verdik. Sadece tıp öğrencileri değil, hali hazırda mesleklerini zorlu şartlarda yerine getirmeye çalışan çok sayıda doktor, kendilerine uygulanan mobbing ve şiddetin yanı sıra emeklerinin karşılığını alamadıkları gerekçesiyle yurt dışına gidiyor. Türk Tabipleri Birliği'nin verilerine göre özellikle son 3 yılda yurt dışına göç etmek isteyen doktor sayısında büyük bir artış gözlendi. Buna göre 2012'de sadece 59 doktor yurt dışına taşınma amacıyla başvururken bu rakam 2021'in sadece ilk 11 ayında 1200'ü aştı. Sağlık sektöründeki mobbing, şiddet ya da ekonomik sıkıntılar düzelir mi bilinmez ama sağlık sektöründeki göç artarak devam edecek gibi gözüküyor.